Şimdi elektromanyetik alanın üretilmesiyle devam edelim. Yine ampere yasasını hatırlayacak olursak az önce ifade etmiştik. İçinden akım geçen bir iletkenin etrafında ne oluyordu arkadaşlar? Manyetik alan meydana geliyordu. Bunu ampere yasası ile bahsetmiştik. Bakın elektromanyetik bunları kelimelerine ayıracak oldum. Manyetik kelimesi ve elektro kelimesi. Yani biz manyetik alanı ne yapıyoruz? Elektrik enerjisi kullanarak elde ediyoruz. Burada görüldüğü gibi bir sabit mıknatısı değil de elektrik enerjisi sayesinde ne yapıyoruz? Bir manyetik alanın üretilmesini sağlıyoruz. Ee, yine bu prensibe baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu şekilde bir iletkenimiz mevcut. Bu iletkenden bir elektrik akımı geçirildiği zaman Ampere yasası diyor ki bunun etrafında bir manyetik alan meydana gelir diyor. Ve bu manyetik alan miktarı iletkenin içinden akan akımın miktarıyla doğru orantılıdır diyor. Yani biz buradan ne kadar fazla bir bu iletkenden ne kadar fazla bir akım geçirirsek ne olacaktır? Etrafında da arkadaşlar ona bağlı olarak daha fazla bir manyetik alan üretilmiş olacaktır. Bir iletkenden geçen bir iletken tarafından üretilen manyetik alanın miktarını veya yönünü nasıl tayin ediyoruz, tespit ediyoruz. Yine burada da arkadaşlar iletkenin içinden akan akımın yönünü Sağ el kuralına göre hatırlayacak olursak açıklayabiliyorduk. Sağ el kuralı diyor ki iletkeni avcunuzun içine alın. Baş parmağınız iletkenden geçen akımın yönünü gösterecek şekilde olduğu zaman e, diğer kalan dört parmaklarımız ise yönü diğer dört parmaklarımızın ise yönü e, neyi gösterecektir? Bu e, iletken etrafında oluşacak olan manyetik alanın yönünü gösterecektir. Eğer bu iletken tek bir iletken değil de bu şekilde tek bir bakır iletken değil de birden fazla işte onlarca sayıda oluşan bir bobin grubu ile sarılmış ise ve bu bobin grubuna bir enerji verilirse bakın şu şekilde bir birden fazla ne mevcut arkadaşlar iletken mevcut bu durumda ne olacaktır her bir iletkenin yönü bakın şu şekilde birinci ikinci üçüncü kat diye ifade ettik her bir iletkenin yönü aynı yönde olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Birli birlikte birikerek. Bakın şu şekilde az önce bu e, şu taraftan baktığımızda saat yönde ol, olduysa yine burada saat yönünde olacak birçok halkalar ne olacaktır? Birikecektir. Bunların hepsi aynı yönde olduğu için bakın şu şekilde birleşerek şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru yani en kutbundan es kutbuna doğru toplu bir ne yapacaktır? Ee, bir manyetik alan manyetik akı çizgisi oluşturacaktır. Bakın burada işte burada sadece sağ ve solda gibi gözük çizilmiş. Fakat bunun şu daire etrafında sonsuz sayıda sonsuz sayıda e, manyetik akı çizgilerin olduğunu düşünelim. Yani şu şekilde halkalar mevcut. En kutbu ve es kutbu olacak şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? bir manyetik alan üretmiş olduk. Bakın burada da yine en kutbumuz var. S kutbumuz var. En kutbundan çıkıp S kutbundan geliyor. Bu sabit bir mıknatıs. Fakat biz ne yaptık? Bobin e, grubunu kullanarak yani bir bakır iletken grubunu kullanarak yine aynı şeyi elde ettik. Yine en kutbumuz ve S kutbumuz olacak şekilde bir elektrik akımı geçirdik ve e, toplu bir manyetik alan elde etmiş olduk. Elektromanyetik alanın bir e, avantajı da şu. Ee, bakın bu sabit mıknatısta buradaki manyetik alanın ve akının şiddetini miktarını değiştiremezsiniz veya bu ilet, e, mıknatıs parçası burada sabit dururken bunun yönünü değiştiremezsiniz. Fakat elektromanyetik e, mıknatıs e, elde ettiğimiz zaman şekli bobin grubuyla elde ettiğimiz zaman birçok... E, Alternatifimiz mevcut olur. Ne gibi? Siz bu iletkenden geçen akımın miktarını değiştirerek bu bobin grubunun üretmiş olduğu manyetik akım miktarını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Değiştirebilirsiniz. Yani iletkenden daha fazla akım geçirirseniz burada oluşacak olan manyetik alan miktarı daha fazla olmuş olacaktır. Ee, az bir manyetik alan geçirirseniz az bir manyetik alan ee, ne olacaktır üretilmiş olacaktır İşte biz bunun e, akımın e, azlığı ve çokluğuyla ne yapabiliyoruz aslında buradaki manyetik alanı bu bir motor ise motorun devrini azaltıp arttırabiliyoruz eğer bu bir e, generatör ise generatör tarafından üretilen e, akımın e, ne yapabiliyoruz miktarını değiştirebiliyoruz Di diğer konuda bobin grubumuzda dedik ki e, N'den S'e doğru bir manyetik e, akı yolu izledik. Peki biz bobinden geçen akımın yönünü değiştirirsek yani yukarıdan akımın akışını değil de aşağıdan verdiğimizi düşünürsek akımın yönünü bu sefer ne olur arkadaşlar? Biz buradaki bobin parçasını hiç hareket ettirmeden e, bobin tarafından indüklenecek olan e, mutnatısın yönünü değiştirmiş olabiliriz. Yani burası N'se Artık ne yapabiliriz? Akımı değiştirerek, akım yönünü değiştirerek aşağısını N ve S olacak şekilde ne yapabiliriz? E, manyetik alanın kuvvet çizgisi yönünü değiştirebiliriz. Peki bunu uygulamada nasıl görmek mevcut? Eğer siz buradaki iletkenden geçen akımın yönünü değiştirirseniz. Örneğin motor ilk konumda sağa doğru dönerken diğer konumda ise ne olacaktır? Motorunuz sola doğru dönmüş olacaktır. İşte elektromanyetik Alan kullanarak bu şekilde esneklikler sağlayabilirsiniz. Ee, şimdi bu e, bobin grubunun e, az önce ampere yasasından bahsetmiştik, İçinden elektrik akımı geçen bir Eğletkenin etrafında manyetik alan oluşuyor. Eleştik. Ampere kanuna göre bunu ne yapalım arkadaşlar? Bir e, denklem ile az önce bahsettik. Az, az akım geçerse az manyetik alan. Çok akım geçerse çok. Bunu bir denklem ile ifade etmek istersek bir iletkenin etrafında e, oluşan manyetik alanın üretilmesini açıklayan kanun. E, buradaki manyetik alan şiddetimiz H. Bakın buradaki H manyetik alan şiddeti. Yani ne kadar kuvvetli olduğunu bahseden bir ifade. Buradaki D, L dediğimiz ise manyetik akı yolunun uzunluğu. Yani buradaki işte e, endenese gelme yolu ne kadar uzun olursa e, demek ki ne olacakmış arkadaşlar biz I net dediğimiz yani iletkenden o kadar fazla akım e, akıyor veya üretiliyor demektir. Demek ki ben bir iletkenden geçen akım miktarını değiştirerek neyi değiştirebilirim arkadaşlar? Manyetik alan şiddetini değiştirebilirim. Neden? Çünkü buradaki manyetik akı yolu dediğimiz buradaki yani iletken sayımız sabit yani ben 11 ise burası bu sabit ben akımı değiştirerek neyi değiştirebiliyorum demek ki manyetik alan şiddeti yani şu etrafındaki manyetik kutup çizgilerinin kuvvetini değiştirebiliyorum demektir tam dersini düşünecek olursak yine bizim iletkenimiz sabit ben bu iletkenin etrafına gelişe, etrafına gelecek manyetik alanın değiştirerek ne yapabilirim üretecek olan akımın miktarını da değiştirebilirim arkadaşlar. Burada bakın yine de, e, bahsetmiş olduğumuz gibi H manyetik alan şiddeti, I akım iletken e, e, içinden geçen akım miktarı, e, bunu amper olarak e, söylüyoruz, H amper tur bölü metre, AT bölüme, e, L manyetik akının yol, yolun uzunluğu L olarak. Ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Şimdi burada bakın bir nüve üzerinden bahsedecek olursak en spiral sarılmış bir ne mevcut? Bir bobin grubumuz mevcut. Biz bu bobin grubuna bir enerji verdiğimizde ne oluyor dedik? Etrafında bir manyetik alan meydana geliyor. Bu manyetik alan çevresinde bulunduğu ortamdan ne yapıyor? Devresini tamamlamak istiyor. Dikkat ederseniz burada ne yapılmış? Bir Demir nüve bağlanmış yani demir nüve kullanılarak buradaki manyetik akının taşınması sağlanmış. Şimdi buradaki bobin grubundan çıkacak olan manyetik akı buradaki demir nüveden gelecek ve devresini bobinin e, alt kısmından tamamlamış olacak. Şimdi buradaki e, Nüve ne kadar uzun olursa buradaki çıkan manyetik alanın yolu da o kadar uzun olmuş olacak. Eğer burada nüvemiz olmasaydı boşluk olsaydı devresini havadan tamamlayacaktı. Şimdi burada nüve kullanmamızın nedeni buradaki manyetik akının geçişine kolaylık sağladığından dolayı ne yapıyoruz? Bu demir nüveyi kullanıyoruz. Fakat biz bu bobine enerji verip nüveden işte fi manyetik akısının geçmesini sağlasak da sonuçta arkadaşlar ister istemez etrafında bir kaçak akılar mevcut. Bu kaçak akılar e, devresini havadan bir miktarda olsa ne yapabiliyor? Tamamlayabiliyor. Bu şuna benziyor. Örneğin siz buradan bir amperlik bir akım e, verdiğiniz bu iletkene ve bu iletkenin etrafında 100 fi birimlik bir manyetik akı üretildi. Bu 100 fi birimlik manyetik akı maalesef arkadaşlar 100 birimi buradan çıkıp buraya gelmiyor. Bu ne oluyor arkadaşlar? İşte 98 birimi buradan çıkıp tekrardan devresini tamamlamak istiyor. Fakat bu işte 2 birimlik fi de kaçak akı dediğimiz akılar ile devresini havadan tamamlıyor arkadaşlar. Burada bakın hem transformatörün artık parçalarını da incelemiş olalım bu bizim demir nüvemiz bu tam ortası bakın dikkat ederseniz nüvenin tam ortası bizim manyetik akının izleyeceği ortalama uzunluğudur bakın şu dış çerçeve değil iç çerçeve değil sonuçta nedir tam ortası olacak şekilde ne yapılmış bir yol izlemiş. İşte buna da fi manyetik akı yolu diyoruz. Nüvenin kesiti bu işte bobin e, grubunun girebileceği çapına bağlı olarak ne yapabiliyor? Bu kesit artırıp azaltabilirsiniz. Bu geçen akıda manyetik nüve aksı yani manyetik akımız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ampera e, yasasını yine e, tanımlayacak olursak Buradaki neydi? H manyetik alan şiddetiydi. Buradaki L de manyetik akının yolu. Yani manyetik akının izlediği, kat ettiği yol. Buradaki ise N. Bakın şuradaki N. Spir sayımız. I de iletkenden geçen akımın miktarı. Şimdi buradaki denklemi inceleyecek olursak. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Manyetik akı ile e, manyetik akının izleyeceği yol ne ile doğru orantılı? Spir sayısı ve akım ile doğru orantılı. Yani iletkenden geçen akımın miktarı ve iletkenin spir sayısına bağlı olarak ne değişecek arkadaşlar? Ee, buradaki manyetik alan şiddetimiz değişecek. Örneğin 10 spirlik işte LC'si de 10 santim olan bir e, nüveli bir devre var. Yani burası 10 spir burası da 10 santimlik olan bir devre mevcut. Şimdi burada baktığımızda 10 spir Lc'mizde 10 santimdi. Şimdi eğer bu ikisi sabit ise biz bu e, devrede neyi değiştirebiliriz arkadaşlar? İletkenden geçen akım miktarını veya da iletkenin etrafındaki manyetik alan şiddetini. Peki e, biz e, ampere kanunu açıklayacak olur isek iletkenimizin e, manyetik devremizin izleyeceği yol sabit. Devremizin e, bobin devremizde bulunan bobin spirimizde sabit. İletkenden biz 1 amper geçirdiğimizde doğru orantılı olarak ne olacaktır? H birim örneğin 1 birimlik 1 filik bir manyetik akı üretecektir. Eğer buradan geçen akım miktarı artar ise yani akım değerimiz 2 amper olursa 2 fi 3 amper olursa 3 fi olarak ne yapıyor arkadaşlar? doğru orantılı olarak lineer bir şekilde arttığını e, bu denklemden görebiliyoruz. <laughs> yani spirit sayısı ve <laughs> iletkenin içinden geçen akıma bağlı olarak üretilen manyetik akım miktarının değiştiğini buradan görebiliriz. Yine manyetik alan şiddetini <laughs> bu denklemle çekecek olursak manyetik alan şiddeti neye bağlıdır arkadaşlar? N çarpı yani iletken bir sayısı çarpı iletkenden geçen akımı ve bölü LCL dediğimiz manyetik akının yolu arkadaşlar e, iletkenden geçen akım ile doğru orantılı iken bakın buradaki LC ile ters orantılı yani buradaki manyetik devrenin yolu ne kadar uzar ise e, benim e, elde edeceğim manyetik alan şiddeti o kadar azalacaktır arkadaşlar. İşte bu önemli olan buradaki yolu olabildiğince kısa tutmaktır. Şimdi bir diğer birim ise manyetik akı yoğunluğu. Bakın H manyetik alan şiddetiydi. Bir de manyetik akı yoğunluğu var. Bu manyetik akı yoğunluğu ne demek? Manyetik akı yoğunluğu arkadaşlar manyetik alana Dik bir birim alandan geçen akı miktarıdır. Bakın şu şekilde bir A kesitimiz yani A alanımız olsun. E, sonuçta ne demiştik? Örneğin e, bu şuna benziyor arkadaşlar. Örneğin e, işte 100 tane manyetik alan işte, e, manyetik akı çizgimiz var. Bakın 100 tane geliyor buraya işte eşit olarak 100 tanesi dağılıyor. Bu gelen manyetik akı bu manyetik akıların arkadaşlar bu yüzeye çarpma hızına biz manyetik e, alan şiddeti diyoruz onu H ile gösteriyoruz peki bu yüzeye düşen kaç tane hani e, bu yüzeye kaç tane ok yani manyetik akı çizgisi düşüyor ifadesini ise bunu da manyetik akı yoğunluğuyla ne yapıyoruz arkadaşlar gösteriyoruz. E, manyetik akı yoğunluğu B harfiyle gösteriyoruz. Birim yüzeye düşen manyetik alan miktarıdır diyoruz arkadaşlar. Örneğin <laughs> burada bir demir neyi var arkadaşlar? E, nüvemiz mevcut. A kesiti var ve fi aksı geçiyor. E, birim yüzeye düşen manyetik akı yoğunluğunu hesaplamak istersek B eşittir yani manyetik akı miktarımız eşittir. Manyetik akı birimimiz bölü A yani kesitimiz arkadaşlar. Biz fiye manyetik akı demiştik ve manyetik akıyı Weber olarak göstermiştik. Burada kestimiz ise A'ydı arkadaşlar. Biz manyetik akı yoğunluğunun yani birim yüzeye düşen dik olarak gelen manyetik alanı ifade ederken ise arkadaşlar burası neydi? V e, fi Weber'di. A metrekare cinsinden alan. E, B'yi de ne olarak gösterebiliriz? Weber bölü metrekare olarak gösterebiliriz. ve da diğer adıyla Tesla olarak ne yapabiliyoruz? ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi manyetik alan şiddeti ile manyetik akı yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki var? Yani H ve B ile nasıl bir ilişki vardır? Ona bir bakalım. Manyetik alan şiddeti H'dir arkadaşlar ve bir anlamda aslında manyetik alanı meydana getirecek olan bir kuvvet birimidir bu. Ne kadarlık ne diyoruz? bir manyetik alan şiddeti mevcut. Örneğin şöyle örnek verebiliriz. İşte iki tane aynı büyüklükte mıknatıs düşünelim. İşte birisi yeni teknolojiyle üretilmiş neodyum mıknatıs. Diğeri de klasik siyah demir tozu ile üretilmiş bir mıknatıs. İkisi de aynı yüzeye sahip. Fakat buradaki işte klasik yöntemle üretilen mıknatısın bir cismi tutma kuvveti farklıyken iken mıknatısın nedir? Daha yüksektir. İşte burada biz manyetik alan şiddetini anlayacağız arkadaşlar. Demek ki oradaki manyetik kuvvet çok fazla ki manyetik alan şiddeti nedir? Daha yoğundur. İşte burada arkadaşlar biz şöyle bir bağlantı ifade ediyoruz. Manyetik akı yoğunluğu malzemenin geçirgenliği ve manyetik alan şiddetiyle nedir arkadaşlar? ilişkilidir. Yani B eşittir. Mü çarpı H. Buradaki malzemenin manyetik geçirgenliğidir arkadaşlar. İşte bu malzeme demirde farklıdır. Çelikte farklıdır. Kobaltta farklıdır. Her bir malzemenin manyetik geçirgenliği fazladır. Burada manyetik geçirgenlik ne kadar yüksek olursa bakın ne oluyor? Malzemenin manyetik yoğunluğu o kadar yüksek oluyor. Az önce bahsetmiş olduğumuz klasik yöntemle üretilen siyah demir tozuyla üretilen mıknatıs ile neodyum mıknatısı karşılaştırdığımızda bakın buradaki <laughs> malzemenin yani neodyumun manyetik geçirgenliğinin olabildiğince yüksek olduğunu aslında ne yapabiliriz? Görebiliriz. Sonuçta ikisinde de aynı birimden bahsediyoruz. Fakat birinin manyetik akı yoğunluğu nedir daha fazladır arkadaşlar burada μu e, malzemenin manyetik geçirgenliğini e, H bölü m yani manyetik alan şiddeti bölü metre olarak ifade ediyoruz e, b az önce zaten bahsetmiştik Weber bölü metre kare veya tesla olarak ne yapabiliyoruz e, bahsedebiliyoruz arkadaşlar <laughs> Şimdi böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Manyetik alan, manyetik alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu gibi ifadelerin hepsinin tanımını yapmış olduk ve öğrendik. Ve bunların da böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Nasıl de, nelerle gösterildi? B, H, Fi gibi terimlerle gösterildi ve birimlerin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.